Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 11 Nisan 2021 günlerden pazar, saatlerimiz 15.46'yı gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir pazar günü temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bugün gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada altılı ganyan analizimizi yaptık. Sıra geldi akşam yarışlarına. Adana'da 9 koşuluk bir program var. Burada Adana 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan videolarımıza beğeni atmalarını ve bu kanalımıza, yani YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı önemli rica ediyorum. Hepinizin desteklerini bekliyorum sevgili yarışseverler diyerek analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim, sıralı olarak yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda okanguner.tv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini de paylaşabilirsiniz. Sevgili yarışseverler, grubumuz ücretlidir arkadaşlar. WhatsApp grubumuz ücretlidir. Katılmak isteyen arkadaşlarım telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler diyerek ben Adana at yarışları analizime geçiyorum. Adana'da 9 koşuluk bir program mevcut. Altılı ganyan programın 4. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim pistte koşulacak handikap 22 yarışıyla start alacak. Burada esasen kalitesine çok inandığım bir isim 1 numara Demir Kurt. Aradan sonra 2 yarış gördü. Son güzel ikinciliğinle bu grupta ilk önce düşünülmesi gereken safkandır. Yine 1 numara Demir Kurt'un gelmemesi durumunda gerçekten birbirine yakın safkanların mücadelesini görüyorum arkadaşlar. Yine 7 numaralı Queen Mate Granada ikinci şanslı safkanımız olacak. 6 numaralı Canbaz kalitesiyle, orijiniyle yine ön plana çıkan safkanlardan bugün Ayhan Kurşun idaresinde 3. şans vereceğim safkan olacak. Yine 8 numaralı Sun Time, 4 numaralı Kerem ile 5 numaralı Ambushir ve 3 numaralı Secret Blood isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilir. Burada bir safkan kalıyor. Onu da bir safkan bırakmamak babında yazabiliriz arkadaşlar diyerek altılı ganyanın 2. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışı. Burada da 7 numaralı Oğlum Savaş özellikle safkanın durumunun çok iyi olduğu haberini aldım arkadaşlar. Safkan son yarışında starttan düzgün çıkmasına rağmen 5 boy kadar tereddütlü başladı. Sonlarda özellikle çok etkili geldi. Sayın Ömer Alaçam'a ait, yine Sayın Ömer Alaçam'ın antren ettiği Victory Gallop temsilcisi 7 numaralı Oğlum Savaş'ı ben ilk şanslı safkan olarak sizlere önereceğim. Yine bu safkana rakip olarak 3 numaralı Free Solo isimli safkanı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. 2 numaralı Aleko Boy, 5 numaralı Merinos Yasin kuponlarda bulunması gereken safkanlardan. Yine 12 numaralı Winner Legendry'yi, 4 numaralı Ketence Bey'i ve 9 numaralı Galile Göl isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışında yine kaliteli safkan 6 numaralı Pastoral Symphony bugün Aliskar Taş idaresinde piste çıkacak. Formda bir isim, özellikle son yarışında Şartlı 4 yarışta Ali Kaçmaz idaresinde rahat bir birincilik elde etti. 5 ay aradan sonra koştuğu yarışta gerçekten etkiliydi. Bugün bu safkadan rakip arayan arkadaşlarıma 2 numaralı Sümelhan isimli safkanı öneririm. Burayı 6 ve 2 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Dişlere mahsus yarışta öncelikli şanslı safkanım 7 numaralı Silent Wave. Torok temsilcisi bugün Müslüm Çelik idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Son güzel birinciliğinle yine 1 numaralı Red Sonya. Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak. 1 numara Red Sonya'da kumda ardı ardına güzel yarışlar sergiledi. Bugün yine uygun grupta şanslı gördüğüm isimdir arkadaşlar. Yine 3 numaralı Bird Nest, 6 numaralı Serveyron ve son isim olarak da 2 numaralı Javelin isimli safkanlara yer vereceğim bu grupta. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışını banko bir safkanla değerlendireceğim. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda Sayın Ahmet Kılıççıoğlu'na ait Kaneko temsilcisi yine Papal Bull'un torunu 6 numaralı Trinetta. Bugün Ali Kaçmaz dairesinde piste çıkacak 6 numara Trinetta bence çim pistte bu rakiplerinin yanında bugün rahat bir şekilde birinciliğe uzanacaktır diyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağında 6 numaralı Trinetta isimli safkanı Ali Kaçmaz idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Arkadaşlar son ayak analizime geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerimiz olacak. Son ayak analizimden sonra ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerimi izleyebilirsiniz. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde sıralı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda okangunertv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Diğer arkadaşlarım yazmasınlar diyerek altılı Ganya'nın kapanış koşusu, altılı Ganya'nın son ayağı 4 yaşlı Arapların 2000 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 5 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da 6 numaralı Oğlum Batuhan. Bugün Kayızberk temsilcisi Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak. Özellikle son koştuğu çim yarışta güzel bir dördüncülük elde etti. Kısa vade 8 yarışta o gün Samet Erkuş arkadaşımız biniyordu. Bugün birinci şansı vereceğiz. Yine 1 numaralı Bünyabir. Pir Karaca torunu 1 numaralı Bünyabir'de bugün Mahsun Turan idaresinde ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine 11 numaralı Fergani. 2 numaralı Sait Bey benim bu koşta sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir diyerek ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılılar şu şekilde olacak. Altılı ganyanın ilk ayağında 1 numaralı Demir Kurt. Yine 7 numaralı Queen Mate Granada. İlk ayağı fazla uzatmayayım arkadaşlar. İlk ayağı hepsi şeklinde değerlendireceğim. Ufak altılılarda da altılı Ganya'nın 2. ayağında 7 numaralı Oğlum Savaş isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim ufak altılılarda. 3. ayakta 6 numaralı Pastoral Symphony, 2 numaralı Sümelhan ve 1 numaralı King Berkay isimli safkanı da ilave edeceğim. Altılı Ganya'nın 4. ayağında 7 numaralı Silent Wave, 1 numaralı Red Sonya, 3 numaralı Bird Nest, 6 numaralı Serveyron ve 2 numaralı Javelin isimli safkanlara yer vereceğim. 5. ayakta 6 numaralı Trinetta ve programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağında 6 numaralı Oğlum Batuhan, 1 numaralı Bünyabir, 11 numaralı Fergani ve 2 numaralı Sait Bey isimli safkanları sırasıyla değerlendireceğim. Ve yedili plase analizlerime geçiyorum. Yedili plase programın 3. koşusuyla 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışıyla start alacak. Ben yedili plase'lerimizin ilk ayağında 1 numaralı Megastar'ı yine ilk şanslı isim olarak vereceğim. 4 numaralı taşıyıcı ile birlikte ikisini ayırt edemedim aslında. Burayı 2 safkanla değerlendireceğim arkadaşlar. 7'li PSM'imizin ikinci ayağında 1 numaralı Demir Kurt, 7 numaralı Queen Mate Granada, 6 numaralı Canbaz, 8 numaralı Sun Time, 4 numaralı Kerem ile ve 5 numaralı Ambushir isimli safkanlara yer vereceğim. 7'li PSM'imizin 3. ayağında 7 numaralı Oğlum Savaş isimli safkanı Banko isim olarak vereceğim. 7'li PSM'imizin 4. ayağında 6 numaralı Pastoral Symphony ve 2 numaralı Sümelhan isimli safkanlara yer vereceğim. 7'li PSM'imizin 5. ayağında 7 numaralı Silent Wave, 1 numaralı Red Sonya, 3 numaralı Bird Nest ve 6 numaralı Serveyron isimli safkanlara yer vereceğim. 7'li PSM'imizin 6. ayağında 6 numaralı Trinetta bankomuz olacak ve 7'li PSM'imizin kapanış koşusu son ayakta da 6 numaralı Oğlum Batuhan ve 1 numaralı Bünyabir isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. Hatta 2 numara Sait Bey'de yerimiz varsa yazabiliriz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde katkı sahibi olabilirsiniz. Hepinize bol şanslar, hepinize hayırlı pazarlar dileyerek programımı kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.